yıllarında anne top biler uzmanları bunun bir atılma mı, kendinden düşme mi olduğunu bilemedi. Platformumuz ODTÜ Fizik Bölümüne müracaat ederek oradaki bilir kişinin fizik raporları doğrultusunda Esin Güneş'in itildiği ortaya çıktı. Biz Şebnem Köker'de de bunu talep ettik ama yerine getirilmedi. Şebnem Köker davasında, bu şüpheli kadın ölümü davasında hukuka aykırı hiçbir şey yoktur denip birlikte olduğu tim için Bayhan beraat etti. Biz bu davayı istinafa taşıdık. İstinaf ne araştırdı, ne sordu, hiçbir şey yapmadan aynı şekilde onayladı. Mahkeme dosyasının içinden çıkarttığımız somut deliller. Olay gecesi. Mehta nöbetçi savcı gelmeden kaldırılıyor. Aynı savcı soruşturma savcısı oluyor. Bu soruşturma savcısı birer haftayla 3 mahkeme nöbetçi mahkemeye tutuklama kararıyla istiyor. Ve tutuklamıyorlar. Ağır cezaya iddianame kabul ediliyor. Ağır cezaya gidiyor. Ağır cezada 5 mahkeme ağzını açmayan savcı 5. mahkemede mahkeme öncesi mütalaayı hazırlayıp veriyor. Pencerenin pervazından başkasının parmak izi çıkıyor. Göz yumuyorlar. Giden polis ekibi olayı zaten ilk anında kapattı. Bana kızımın cesetini verdiklerinde intihar diye verdiler. Biz 3 gün sonra bunun intihar değil, her şeyin yalan olduğunu biz görüyoruz. Biraz sesimizi açtığımız zaman bize basın yayın yasağı koydular. Ve dosyayı gizlilik kararı çıkartıp bizden gizlediler. Biz bu mahkemeyi nasıl ikna edeceğiz, nasıl edeceğiz bilemedim. Ben intikamcı bir adam değilim. Ben bir seri katili önlemek için uğraştık. Ama bu yargı buna müsaade etti. Şebnem için adalet istiyor.